Mehmet Şimşek emekliye 12 bin lirayı çok gördü. Emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı. Emekli zammı için kader haftası gelindi. Milyonlar, 10 bin lira olan en düşük emekli maaşına zam için beklerken, kulislerden gelen bilgiler ekonomi yönetiminin 12 bin lirayı bile çok gördüğü belirtildi. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, Memur Emekli Zam Oranı, 4A, 4B, 4C Temmuz ayı ilk günlerinde netleşmişti. %24,73 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine verilirken, %19,31 ise emekli sandığı emeklilerine hak görülmüştü. Fakat en düşük emekli maaşı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'da 10 bin lira olarak kaldı kök maaşı 8 bin lira altında olanlarında da aylıklarında artış yaşanmadı. İsa Karakaş, emekliye 12.000 TL'yi çok gördürler. SGK baş uzmanı İsa Karakaş, alınan kulis bilgisine göre, ekonomi yönetiminin ısrarla 12 bin lirayı bile çok gördüğünü, şu anda 12 bin liranın bile kesinleşmediğini söyleyerek, ekonomi yönetiminin ısrarla en fazla 11.500 olsun dediğini belirtti. Kabinenin gündemi emekliler. Milyonlarca emeklinin radarında 16 Temmuz Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısında yer alıyor. Ülke aylığının düşük olması sebebiyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında yer alacak. Nihai kararın verilmesi sonrasında zam oranı ve kapsamı netlik kazanacak. Emekli düzenlemesi masada. En merak edilen başlık ise, en düşük emekli aylığını artırmaya dair düzenleme çalışması. Sam miktarı ne kadar olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek. Sam'ın kapsam ve oranının netlik kazanmasıyla, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı sayıda kalması tahmin ediliyor. Memur emekli maaşı için eşitleme talebi. Memur emeklileri ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi arasındaki enflasyon farkının %5,42 olduğunu hatırlatan SGK başuzmanı Karakaş, 2,5 milyon kişi için eşitleme yapılması gerektiğini söyledi. Son kez yüksek seyyanen zam olmalı. Karakaş, 16 milyondan fazla emekliye ayırt etmeden son bir kez yüksek oranda seyyanen zam verilmeli. Sosyal sigortalar sistemi bir matematiktir, bir istatistiktir. Ondan sonra oransal olarak zam verilerek hesaplanmalıdır. Eğer Türkiye büyüyorsa, dünyanın en büyük 11. ekonomisi isek, gayri safi milli hasılada hız varsa emekliye, çalışana vereceksin kardeşim. O zaman bu büyümenin ne anlamı kaldı? Dolayısıyla bunu da kanuna koyacaksın emekli hakkını istiyor, lütuf istemiyor, değerlendirmesinde bulundu.